hoş geldiniz. Kız otel açtı, mikrofonumu açtınız mı? Duyuluyor mu ses? Ha. Ay yapmayın. Ay yapmayın. Şahmaran teşekkür ediyorum. Sonra tekrar birlikte olacağız. Ay ne güzel oldu şarkımın girişinde. Bayıldım. Alkışlar istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Ay ilk günün heyecanı, bir heyecanlıyım, bir heyecanlıyım. Hiç uyumadım desem yeridir. Bir dolu aksaklıklar olabilir. Olsun, oturacak, güzel olacak. Ay hoş geldiniz ayol. Nerede Selda, senin getirdiğin boncuk? Ha şurada. Arkaya gitmiş, ben onu öne alırım. Telaşlılar hepsi. Ay Twitter grubum burada. Evet. Yani Twitter grubumdan bazıları burada. Burada olabilenler burada. Olamayıp da yüreği bizimle olanlar var. Evet. Evime hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın inşallah. Beni hiçbir yerde yalnız bırakmıyorsunuz. Ama bugünün başka bir önemi var. Oğlum, Oğulcan bana Twitter'ı yasaklamıştı. Sosyal paylaşım sitelerinin hepsini yasaklamıştı. Sonra ondan izini de aldık. Dedik ki, ya ben çok başka bir şey yapmak istiyorum. Çok başka şeylere vesile olmak istiyorum. Söz veriyorum Oğulcan sana. Twitter'ı çok başka türlü kullanacağım dedim. İnşallah bozmadı bu kendimi. Bozmayacağım da, değil mi Selda? Hem Nuray, bozmayacağım da. Güzel gidiyor şu an. Sözümün arkasındayım. O da o zaman peki anne dedi, izin verdi. Ve çok değerli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli büyüğüm Melih Gökçek Beyefendi dedi ki, Sedacığım sen Twitter'da olmalısın. Çok doğru söylüyormuş. Gerçekten ben Twitter'da olmalıymışım. Çünkü Twitter'ı sanıyorum ben de... İşte bizler, benimkisiler, benim çete diyorum, onlar kendilerini öyle ilan etti. Hepinizi de bekliyorum. Doğru kullanacağız arkadaş. Ne yapacağız? Yardıma ihtiyacı olanı birbirimize duyuracağız. Vesile olacağız. Biz böyle kullanacağız. Kavga için değil. Öğrendiler, teşekkür ediyorum. Kavga etmeyeceğiz kimseyle. Kimin neye ihtiyacı var, kime ne yapacağız? Bunların hepsi için birbirimizle paslaşacağız. Anlattım onlara. Onlar da beni anladılar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hepsi burada. Hepsine tek tek teşekkür edeceğim. Ama önce konuğumu alayım ya. Evet, alayım. Herkese teşekkür edeceğim. Aslında hepinizin ismini şu alttan yazacağız da. Anam bugüne verin ilk gün. Bu bayrama kadar olan zaman bizim için böyle bir hazırlık olarak görün. Sizi seviyorum. Geldiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Başımın üstünde yeriniz var. Sabahın ilk programı Dünyalar Güzeli arkadaşım. Emine Ün'le sağlıkla açtık. Sonra benim gerçekten yüreğine inandığım iki arkadaşım. Oya Aydoğan ve Emel Müftüoğlu. İnanılmaz güzel sohbetleriyle devam etti. Sonra da ben girdim. Benden sonra Zuhal Topal'ım var. Çok seviyorum onu da. Lütfen izleyin. Dediğim gibi bir takım aksaklıklar olacak. Olacak, düzelecek hepsi. Bayramdan sonra tamamdır, mis. Şimdi çok büyük alkış istiyorum. Çünkü ayağının uğuruyla burada benimle, aynı sizin gibi ve ekran başındaki değerli izleyicilerim gibi uğrunuzla alkışlar. Demet Akalın geliyor! Bak, buradaki misafirlerimiz ve ekran başındaki herkes, anam tamam çok takipçim var, çok maşallah. Yok o bilir, ben hiç öyle kıskançlığım yoktur, var mı? Yok. Yoktur. Hayatta kıskanmam. Ama ışıkları patlattım yine, görüyorsun. Benim olmadığım yerde nazar olmazsa olmaz. Ne yaptın? Evet, bütün aksilikler benden dolayıdır, inanın yani.
Nazar, göz. Ha, Allah öyle. Korusun kız. Gerçekten. Dua edin, hep söylüyorum. Ben öyle boncuğa moncuğa inanmıyorum. Yer gök, dua bacım. Oh, üfleyin üstümüze doğru. Yavaşlar uçacağız yalnız. Uçacağız. Bir şarkı daha alayım. Hadi bakalım. Hoş geldin deme. Alkışlar. Sevgili Demet'i, çok sevdiğim, beraber yani aynı şekilde seviyoruz. Sabah Tümen'in programına konuk olduğunda sabıkalı için hatırla. Evet. Hatırla ilk daha. Kimse, şunu biraz yükseltin, hadi annem, hadi altına bir şey ettirin, böyle bunalıma girdik. İlk kız daha, ne zaman sabıkalı kimse dinlememişti. Mesaj attım, dedim ki, Demet sabıkalıyı oku. Aa, sen nereden biliyorsun dedi. Sabıkalı tamamdır değil mi? Çok güzel ya. Ağzına sağlık. Geçtiğimiz gün bana sordular. Dediler ki senle ilgili gel ayol yanıma. Dedim ki inanılmaz şarkı kokusu alır. Tabii. Hiç de kıskanç değildir. Mesela şarkı dinlemeye gittiyse hemen beni arar. Seda bak böyle böyle bir şarkı var. Bana uymuyor ama tam senlik. Murat Güneş'te bir şarkın bitti mesela senin şu anda. Mesela benim bak kimsenin haberi yok. Buyurun o gidiyor evet. Benim adıma her şeyi hazır. Tamam bu Seda'nın diyor ve ayırıyor. Bu başka bir şey. Yani ben mesela yılların yorumcusuyum. Çok küçüklüğümden beri yorumcuyum. Ama koku almak başka bir şey. Ya da nabzı bilmek. Hangi şarkı tutacak? Galiba o da Seda şeyden ya çok fazla geziyorum. Mesela çok gece de çok dışarı çıkıyorum. İnsanlarla herhalde hani benim beğendiğim şarkıyı insanlar da beğenir diye düşünüyorum. Çok fazla paylaşımda olduğum için herhalde ben bir öyle yaz bir şey. Yoksa, geziyorum ondan sonra yokum. Bayağı hani derler ya. Yaz kış gezeceksin. Yok yaz kış gezemiyorum çünkü ben sabahın altında hortladığım için. Bugün mesela bütün tweetten en son 4'te bizim Azerbaycan'daki Sude diyelim ona. Sude'nin attığı mesajı gördüm. Artık yatıyorum dedi, bittim dedi. Ondan sonra ben de yattım ama her şeyin farkındayım. Birazdan bütün isimleri okuyacağım. Buradaki canım benimle birlikte olan, beni yalnız bırakmadınız ya, teşekkür ediyorum. Ve Demet'imi çok seviyorsunuz. Onu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi ben sohbete devam edelim. Demet'i biraz deşeceğim ama anam bir dünya güzeli gelsin yanımıza. Bir böyle dünya güzeli bir erkek. Böyle bir şey yani. Böyle bir şey. Harbi tescilli dünya güzeli, alkışlar. Tolga Sayışman geliyor. Çok seviyorum onu da. Çok seviyorum. İnanılmaz saygılı bir genç. Gurur duyuyorum seninle ya. Yani dünya güzeli seçilip de bu kadar mı tevazu olunur? Niye tevazudan bahsediyorum? Çünkü çok gençsin annem. Allah sahabına bağışlasın diyoruz. Evet. Evet. Oğlumun da çok sevdiği abisi o. Tolga Han'ı Oğulcan çok seviyor. Oğulcan nereye gitti bakayım, şuradaydı. Bir yerden bize bakıyordu. Oğulcan aynı zamanda Demet Akalın hayranı olduğu için bugün burada. Artık bilmem. Oğulcan hem annesine hayırlı olsuna gelmiş hem de inanılmaz Demet hayranı ve Tolga Han abisini de çok seviyor. Sağ olsun, ben de onu çok seviyorum. Ayrıca Tolga Han. Hayırlı olsun yeni programımız. Allah razı olsun canım kardeşim. Seni çok seviyorum, bir şey söyleyeceğim. Ama bugün ablalık mablalık dinlemem, acı köşeye sıkıştırabilir miyim? Niye? Yapabilir miyim? Acık yapayım mı? Ramazan'dayız. Yok öyle değil. Hani çok seviyordu. Hani bir kız çok çok seviyorum onu da. Çok da yakışıyorlardı Selena'yla değil mi? ne oldu ki ne? Soralım. Sonra ama. Dur bir rahatlasın çocuk, birden böyle bir sizi görünce geri de eyvah dedi. Evet. Köşeye mi sıkıştırılıyorum? Yok yok, şirin şirin köşeye sıkıştırılmalar. Konuşuruz ya. Bol bol konuşuruz. Hiç problem yok. Çocuk daha kafadan dedi ki ya abla konuşuruz ya. Konuşuruz, bol bol konuşuruz. Peki Tolga'm tamam. Şöyle alıyorum. Sen benim nasılsın? Koltuğuma otur. Gel o kırmızıda kaybolma. Gel annem. Gel çocuğum nerede? Şöyle. Şuraya otur. Kız baya adam dünya güzeli. Baksana sen. Dünyanın güzeli. Dünyanın bile güzeli bak. Hani derler ya dünyanın bile güzeli. İşte dünyanın bile güzeli.
Huyu da güzel, huyu da güzel, ahlakı güzel, saygısı güzel. Seviyorum onu. 10 numara bir delikanlı, 10 numara bir genç. Vallahi sen de gurur duyuyorum. Bir şey yapmayacağım, korkma. Hayır, bir şey yap, ben de dinliyorum. Böyle bakıyorsun ya, abla ya der gibi. Yok, yok annem. Yok, vallahi. Şimdi önce sırada iğneyi kime batıracağız? Tabii ki Demet Akalın. Tabii ki. Önce bir izleyelim. Neler oldu? Görelim. Evet, televizyonunu yeni açanlar için. Harbiden dünyanın da güzeli Tolga Sayışman burada. Ve benim canım arkadaşım Ayhan Uğur'u ile geldi. Demet Akalın burada. Bir şey söyleyeceğim. Adama eşyaların çöpte dedikten sonra ilk kez buradasın. Ama o lafa ben bayıldım. Yani bir şey söyleyeceğim. Saçlarımın rengi güzel mi? Çok bayıldık. Önder'i çok seviyorum. O da bunu biliyor. Önder'le en son bir araya geldiğimizde bana dedi ki, ablacığım söylesene, bir çocuğumuz olsun dedi. Demet Akalın ve Önder Bekensir boşandıktan sonra tekrar denediler. Olmadığına karar verdiler. Ya da sen verdin. Ya da oralara çok detayına girmek istemiyorum. Ne olduğuna, neden, nasıl olduğuna girmek istemiyorum. Sadece şeyi soruyorum. Seni de üzmek istemiyorum. Önder'i de çok seviyorum. O da çok pırıl pırıl bir delikanlı. Bazen oluyor böyle şeyler. Birliktelik, evlilik nasıl mübahsa, ayrılık da var kaderimizde. Bu burada ne yazıyorsa aslında onu yaşıyoruz. Çok da zorlamanın bir sebebi yok bana göre. Tabii ki bazı şeylere dikkat ediyorsun. Doğru düzgün olmaya dikkat ediyorsun. Evlendiler. Çok güzel bir düğün yaptılar. Ama sonra boşanmaya karar verdiler. Tekrar denemeye karar verdiler. Ki denenmeye değerdi. Önder çok temiz bir çocuk. Ben öyle inanıyorum. Seni de çok seviyorum ve asla gözün dalsın bile istemiyorum. Üzülmemelisin. Çünkü o kadar kitleler seni seviyor ki. Demek bu sana yansımamalı. Özel hayatımız bizim için çok önemli. Evet. Dolayısıyla arkanı döndüğünde yani dik durmalısın. Çok zor. İşimiz çok zor. Benimkiler artık beni anlamaya başladılar. Gerçekten çok zor. Tabii ki yastığa kafanızı koyduğunuzda sizin de yastığınız gözyaşlarınızla ıslanmıyor mu? Tabii ki ıslanıyor ama olsun, sizinle şifa arayan, sizinle derdine derman arayan, sizin bir sürü problemine vesile olduğunuz o kadar çok insan var ki siz bunu göstermemeye çalışıyorsunuz. Kendi savaşınızı başka türlü vermeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla seni bu konuda takdir ediyorum. Gerçi sen akıllar veriyorum. Biraz daha benden, hani benim eski halime benzetiyorum Demet'i. Ben de çok çabuk elim belime giderdi, kaşım hemen havaya kalkardı. Demet'e diyorum ki dur, o kadar güzel bir yerdesin ki unutma ki burası yalnızlıktır. Özelinde mutlu olamayacaksın. Bak öyle böyle mutlu olacaksın. İşte bunlar. Dünyanın en güzel şeyi. İşte burada seni hesapsız kitapsız sevenler. Anladın mı? Özelinde bu olacak bebeğim. Şimdi tekrar denediniz. Ne oldu? Ya ben tabii ki özel hayatla... Mesela şu anda barıştılar diyorlar. Yok, ben Önder'le tabii ki iş ilişkimiz devam ediyor yani. Onun için çünkü konuşuyoruz. Çünkü alınmış konserler var. Tabii ki canım, yani bir de Önder gerçekten çok çalışkandır. Bir de bana çok fazla zaman harcıyor ve çok hani fikirleri olsun, işte konserleri olsun, yeni bir sürü işimiz gücümüz var yani. İş birlikteliğimiz devam ediyor ama özel olan her şey bende kalacak. Ben hiçbir şekilde ne onu kıracak ne kendimi artık şey yapacak. Bazen evet sinirle ve kızgınlıkla yazdığım şeyler oldu ama ben böyleyim. Ben Demet Akalın'ım. Ben değişmiyorum maalesef. Bu saatten sonra da beni kimse değiştiremeyecek. Biraz törpülenirim. Evet, o iyi olabilir biraz sayende. Hani biraz daha fazla girmemeye çalışıyorum Twitter'a. Ama yani özel, dediğim gibi özelinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Ha, kırıldım mı? Evet, çok fazla kırgınım. Şey sadece var bunu mı? Söyleyebilirim. Hani, bana diyebilir misin Seda? Bir açık kapısı var be. Yani şimdilik iş ilişkimiz devam ediyor. Hani öyle açık kapıydı, bilmem neydi. Şu an onu pek düşünmüyorum ya. Özel, yani ay, özel olarak bir... İş ilişkisinde nasılsınız kız? Ne bileyim, böyle... Çok güzel oluyor iş ilişkisinde konuşmak. Tabii canım. Hani böyle... Ama şimdi Önder'in de suçu yok. Kurban olurum. Bir sürü ekstralar, konserler bağlı çocuk. Evet. Ve bunlar ayrıldı. Ne zor bir şey değil mi? Ayrıldılar ama iş ilişkileri devam ediyor. Karşılaştınız mı mesela ayrıldıktan sonra iş olarak? Hayır canım, yok. Ne zaman karşılaşacaksınız zaten en son? Bayramda. Ne yapacağım mesela onu görünce? Bilmem. Hayırlı bayramlar diyeceğim mi?
Bir elini öperim. Bence de. Ama hayırlı bay bayram anam, günah değil mi? Öp kız. Ya da ne bileyim yanağını öp hani. Bayramda çalışacağız. 3 gün. Pek ben şey misin acaba, fevri davrandım. Mesela ben hep sana söylüyorum biliyorsun. Başını ellerinin arasına al, düşün. Düşündün mü? Yani gerçekten böyle boşandıktan sonra bir şans verdiğin, tamamdır dediğin adam vazgeçebileceğin adam mı, yoksa dur ya bir şans daha versem mi acaba, yanlış ya mı anladım şu an, diyebilir misin? Şans da hani tek başına yani ben veririm, ben idare ederim, ben yönlendiririm diye bir şey yok yani. Karşılıklı verilen şanslar. Yani onun da bana verdiği. Ama ben şu çünkü son durumda bize yansıyor. Biz Twitter karıştı sizin yüzünüzden. Benimkiler hep bana sordular. Sen seviyorsun. Bacındır senin, bize söyle ne olacak, barışacak mı? Bu barışır diyenler, iddiaya girenler, bunlar iddialara girer. Allah cezanı versin. Kim girme barışacak dedi, kim dedi ki benim yok dedi. Benim ipimle kuyuya inme sakın. Sakın. Ha Selda? Barışacak mı? Barışacak. Kızım bunlar, ver bakayım. Twitter'dan benim arkadaşım Selda'm konuşuyor. Ne diyorsun Selda? Mikrofonu ses. Evet Selda'cığım. Tamam sen konuş, onlar açacaklar. Bulacak Allah'ın izniyle. Duyuluyor mu? Yayına gidiyor mu Selda'nın sesi? Ay özür dileriz Selda. Bir rica daha ederim, bebeğim. Rica ederim. Demek ki bir hayır var bu işte. 3 kere aynı şeyi söylüyorum. Barışacaklar diyorum. Biz Twitter ekibi olarak, senin ekibin olarak her şeyi yapıyoruz. Çalışmalar içerisindeyiz. Ve ben hislerime güvenerek şunu söylüyorum. Barışacaklar. Pardon bir şey. Barışmalılar. Nuray 7 aylık hamile. Ne çalışmalar içerisindeyiz? Çalışmalar içerisindeyiz. Çalışmalar Nuray mikrofonu al. Nuray ayağa kalk. Nuray 7 aylık hamile bak. Senin hislerin önemli Nuray. Nuray benim ahiretliyim. Üzgünüm. Ama bence barışmayacaklar. Hadi. Fake hesaptan güzel fake yazıyor ama anlatıyor, barıştırmaya çalışıyor. Bir bunlar aralarında iddiaya girdiler. Bir yalana ver yap, barıştılar diye bir gün biz bir ayağı dikti. Sevindirdi bizi ama sonra yok. Ay mikrofonu öbür elinde tut da tişörtün görülsün. Bak evet, ay o yedi aylık kalbiyle kurban olurum. Karnımdaki de Ayşe Seda. Kurban olurum. Ama bence barışmayacaksınız. Bence barışmayın zaten. Niye? Yok, adamla problem değil canım. Aa, kız çok iyi adam. Çocuk. Ama barışma ya. Aman bıraktığını arkada bırak. Bırak yürü. Oldu canım. Ama bunlara bir şey söyleyeceğim. Bunlara da bakma. Bunlar ne beni de başkasıyla istiyorlar. Seni de istemiyorlar. Yok, seni de istemiyorlar. Kimseyle yok. Sen, siz, biz. Biz sizin olalım. Yok ya sen yapmışsın, almışsın adamı, yapmışsın bebeği. Böyle. Bak biz isimlerimizi yalnız da oturtun. Yapıyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz, isimleri koyuyoruz işte, tamam. Ay, kurban olun. Siz bizle. Peki, Tolga Han'la Serenay'ı soralım. Sormayalım ya. Demet'e dön. Çok sorma der gibi baktı. Senin durumun iyice fena. Peki Nuray'cığım, teşekkür ediyoruz. Evet, ne diyorsun? Bak iddiaya bile girenler oldu. Sen benim kileri, benim çete bunlar, Twitter çetem benim. Onları ne kadar görebiliyorsun bilmiyorum ama. Görüyorum ya, ben takip İddialara giriyorlar barışım. İddiayı kaçırmışım. Ne olur? Hala çalışmaları merak ettim, o ne? Yani ben senin samimiyetini bilirim. Yani kesinlikle bitti demiyorsun. Ya ben yani şimdi ne diyebilirim ki? Söylenecek bir şey yok, her şey ortada zaten yani. Ya mesela ben bittiyse çıkarım, derim ki bitti. Bir daha bu konuda bana da bir şey sormayın. Ama işte sen Seda'sın. Ben Demet. Bak hem bana geçen gün yemekte akıl veriyorsun. Duvar ol, konuşma, onu yapma, bunu yapma. Hani güzel. Ha, şeyle biraz ilgili. Da Tolga hayır, kaçır ya. Hayır. Bak benimkilere de öğrettim. Ha. Sataşanla ilgili sakın cevap verme. Yargıya intikal ettir dedim. Çünkü ne dedim biliyor musunuz? Demet. Bak ben senin ablanım. Sen bana Seda diyorsun. Çok teşekkür ederim ama ben senin ablanım, büyüğünüm. Şartlar ne olursa olsun senden nemalanmak isteyecekler, etinden böyle koparmak isteyecekler. Çok zor durumdasın, öyle güzel bir yerdesin ki, yalan mı? Ablacığım buna müsaade etme, cevap verme, verme, yargıya intikal ettir. Ben benimkilere de onu öğretiyorum, hepinize bunu hep zamanından beri rica etmez miyim? Bak sen Nermin biliyorsun bir tanem, Esen'im sen biliyorsun, Fatoş buradasınız beni yıllardır takip edenler olarak.
Sakın derim. Hep demedim mi? Cevap vermeyin. Yargıya intikal ettirin. Bırakın. Allah'la baş başa bırakın. Sakın. Allah'ım o kadar büyük ki. Kurban olduğum Rabbim öyle büyük ki. Boş verin. Birileri oturup konuşuyor. Birileri de işine gücüne bakıyor. Ben işime gücüme bakıyorum. Ona da dedim ki bak ben senin ablanım. Sakın annem cevap verme. Yapma. Etlerini koparıyorlar senin dedim. Doğru söylüyorsun Sedam dedi. Uyma dedim. Zirve unutma ki yalnızlıktır. Sizin haricinizde. İşte bak biz böyle mutlu olacağız. Buna alış. Alışacaksın. Sen beni bunalıma sokuyorsun ama ya. Yemin et kız. Ya kadın bana diyor ki seni seven olmayacak. Sen şuna böyle bakman lazım. E o zaman ne yapacağız abi? Ya ona cevap ver. Değil de. Ona hani cevap kavga etme diyorum kız. Kavga. İşte, doğru söylüyorsun aslında. Ben ama bu bandere bağlamadım. Haksızlığa gelemiyorum ben öbür taraftan hani. Çünkü aynı masada yemek öndere bağlamadım. Aynı masada yemek yediğin insanlar işte ne bileyim tatilde beraber olduğun insanlar. Yani ya da işte ne bileyim şarkına gelmiş, düet yapmış. İki gün sonra senin için atıp tutuyor. Yani diğerlerini zaten anlatmıyorum. Onlara zaten cevap vermiyorum da. Hani aynı ortamı paylaştığın, belki bir sırrını, bir derdini paylaştığın insanın kalkıp da seni ima ederek ya da sana bizzat bir şey söylediğinde kırılıyorum abi. Ben böyle bir tepkimi söylüyorum yani ne yapayım dayanamıyorum. Aslında yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Ben de bunu yeni öğrendim. O da öğrenecek. Daha çok genç. Ben de yeni öğrendim biliyor musunuz? Eskiden daha çabuk elim belime gidiyordu. Daha çabuk çıldırıyordum, cevap veriyordum ama cevap vermek karşındakine o keyfi bahşetmek demek. O keyfi vermeyin diye onun için size hep söylüyorum. Vermeyin o keyfi. Bırakın. Konuşsun, konuşsun, dursun. Dedim ya birileri de konuşmak için var. Doğru. Biz çalışacağız, onlar da konuşacak. Doğru. Çalışan konuşmuyor zaten. Sen çalışırken konuşmaya fırsat bir de ha, bir de onu da söyleyeceğim. Hani sanki şey gibi oluyor. Ben böyle konuştukça tabii manşete giriyor. Onlarınki pul kadar çıktığı için haberleri. Tabii. Sanki ben durup dururken oturduğum yerde millete sallıyormuş çünkü gibi oluyorum. Çünkü mühim olan sensin ablacığım. Haksız durumdayken bunu. Onlar bana bir şey söylüyor ki ben cevap verme gereği duyuyorum ama biraz daha kendimi tutmam lazım tabii. Peki Önder'in hani bir su götürür tarafı var mı? Ya sen niye Önder'e taktın ya? Bu ay kız seviyorum onu ben. Ama kardeş seviyorum olmaz. Seviyorum ya. Vallahi seviyorum. Barışmayacaksan da barışma da. Ben gene seveyim. Sen sev. Tamam ben seveyim. Tolga'm. Buyurun. Neydi? Etimden senin ne malanıyorlar konuşmuyorum. Ben Lale Devri dizisinin setine gittim. Evet. Daha o zaman Tolga'nla Serenay Sarıkaya'nın çok öyle ilişkileri bilinmiyordu. Ayol benden kaçar mı? Sete gittim sohbete. Anında anladım. Şöyle bir baktım anladım. Sonra Tolga'nla ablacığım dedi. Hani böyle bir iki karşılaştığımızda. Çok da yakıştırdım. Çok yakışıyorsunuz. Ne oldunuz millet üzülüyor size? Nazar ayrıldınız mı? Değiyor. Çok fazla bir aradaydık. Çok fazla göz önündeydik. İkimiz de aslında çok fazla göz önünde olmak isteyen ama insanlar değiliz. Ama çok güzel kız. Ama ne güzel duruyorsunuz yan yana. Sesi de nasıl güzel. Maşallah. Ha? Sesi de nasıl güzel Selena. Çok. Kendi de huyu da güzel. Üzdü mü evet. Seni? Bana bak döverim onu gidip. Yok canım üzmedi tabii ki de. Ya, sen mi onu üzdün çok... oğlum? çok... Niye sahte bakıyorsun? Ne tamam. Makarna pişirecek. Bugün bize yemek yapacak. Tabii evet. Mutfak koydum. İlk defa 20 yıla yakındır program yapıyorum biliyorsunuz. Sizinleyim. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah dualarınızı üzerimden eksik etmesin. İlk defa hep yemek çekimleri yaptım ama ilk defa stüdyonun içine mutfak koydum. Bugün yemeği ya abla ben bilmiyorum ki dedi. Bana ne dedim yapacaksın de. Tamam birlikte yapacağız. Ben vallahi hayatımda hiç ne yapacaktık? Makarna. Makarna pişirecek. Domatesli makarna. Tolga Han Sayışman nasıl? Çok güzel domates? Omlet yaparım. O kadar. Başka da bugüne kadar bir şey yapmadım. Biletik omlet yaptı. Neyse. Dur bakalım. Deneyeceğiz bakalım. Peki hadi. Şöyle bir şey söyle. Ne oldu? O güzellik. O güzel resim. Ya bir şey. Çok net bir şey söyleyecek bir durum yok. Yani biz çok fazla göz önünde olduk. Hem aynı işte beraberiz. İş çok bir anda çok popüler oldu. İnsanlar çok sevdi. Ciddi fanlara ulaştı. Sonrasında tabii ben de yakıştırdım. Sonrasında tabii hem ilişki hem iş dışarıda sürekli beraberiz çok göz önündeydik. Biraz ayrı ayrı gözükünce insanlar tabii bir şeyler öğrenmek istediler, duymak istediler, sorular sordular. Hani bizim ilişkimizle ilgili hani net bir şey söylemem de yanlış.
Neden yanlış? Onu da söyleyeyim de bari kurtulayım. Var bir tatsızlık var tabii. Tatsızlık var, olmasa var, şimdi, iki aydır, üç aydır bu kadar... Yapıp durma çocuğum. Ayrı ayrı kalmayız. Ama bu dediğim doğru gibi, söyle çocuğum. Dediğim gibi bir şey yok. Bir avaz da çıkar şunu Nuray böyle. Söyledim işte daha ne söyleyeyim. Bir tatsızlık var dedim evet. Sadece. Bir tatsızlık var aramızda var. Bu kadar. Evet. Kimden dolayı? Olur. Doğru bak itiraf et senden mi? Benden. Ne istiyorsun sen oğlum? Ne güzel kız. Dünya güzeli bir kız. Yanına yakışıyor. Gözünün içine bakıyor senin. O da öyle ama o da onun gözünün içine anlatamadı bir şey daha. Böyle gözüne bakıyor. Ya yemin ederim. Ama o bakarken böyle bakıyor bak. Anda, ya abla ya. Üstüme gelmesene diye. Yarım kilo verdim şu anda. Verdin mi? İnşallah arkada duş vardır. Barışır mısınız? Biz zaten küs değiliz ki. Yalnız senin adını anons ettiğimiz an bütün tweet karış dediler ki Serenay da geliyor mu? Ya alıştırdık tenene, işte milletini. Tenene, gitsek tenene, beraber tenene. Gideriz. Woo! Yalnız bugün şansa bak. İkisi de ayrı, ikisi de üzgün. İkisi de ayrı. O ayrı üzgün. Bak ikisini parmağına bak. Ayşe bunları çek ikisini çek. Bırak şu halde bak. Çekmeye gerek yok. Bir dakika Ayşe. Tamam. Üzgün nereden çıkarttın onu anlayamadım. Ben... Yani sen de böyle böyle bir bakıyorsun bak melül melül böyle. Niye öyle melül? Kurbaniyet. Öyle bir bakıyorsun kurbaniyet. Valla bir şey var yani. Oruçlu musun? Bugün değilim ama. Ha. Ben o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bence Demet'le Önder için yorum yapmayın. Arkası açık. Ne olacağı belli değil. Bak konuşmayacağım dedim. O konuşuyor sağ olsun. Her magazin programı İyi her çocuk. Şey. Önder şey demedim diyor sonra. Aa, seviyor seni. Ben seviyor. Ben de seviyorum canım. Ben sevgide problemim seviyor, yok. Seviyor Allah yani. İçin. Seviyor. Bana da söyledi. Abla söyle. Ne olur çocuğumuz olsun dedi. Hem kendin diyorsun evli mutlu çocuklu. Ben öyle diyorum değil mi? Evet. Emniyetin bir gecesi vardı. Yardım yararına gittim. Bütün çocuklara ne istiyorsunuz sordum. Evli mutlu çocuklu dediler. Bayıldım. Hatırlıyor musun İlker? He? Hocam. Vallahi. Söyleyeyim hadi. Onu söyleyelim sonra kız. Evli mutlu çocuk olur mu? Olur. Getirdin mi yanında? Tabii. Bu yorum yapmıyor bir şey. Gel şimdi onu söyleyelim bence. Çünkü vallahi emniyetin yardım için yaptığı çok önemli bir gündü ve ben oradaydım. Bütün çocuklar, İlker Tekyalgil hocam da biliyor. Ne istediler? Evli mutlu çocuklu. Haydi alkışlar! Evli mutlu çocuklu. Evet. Ay. Bu işte bütün çocukların ve hepimizin sevdiği, ya ben söylemeyeyim de. Ben geçen sene... Birçok ödül aldım ama böyle hani ilk bir anaokulu, ilkokulu sınıflarının olduğu bir yerden ödül aldım. Söylemeyeyim şimdi. Hani özel isim diye. Ya her şeyi anladım da o şarkının diğer sözlerinden ne anlarsın sen? Nasıl yargınla, kanlı bıçaklı falan. Onlar ne anlar? Nasıl bağırıyorlar? Çok seviyorlar. Çok, çok seviyorlar. Biz gördük işte saz arkadaşlarım. Yemin ederim sana olan sevgiyi o çocuklarda gördük. Helal olsun. Barışacak mı? Aa! Her arada bir döneceğim bak. Barışacak mı? Önder bana soruyor da onun için. Ha? Evet sabah da aradı. Abla sorsana dedi. Ya ne yalan barışacak mısın sen mı? Ya? Kim ben? Ben yalan konuşur muyum? Allah esirgesin. Abla bir sorsana dedi. Barışacak mı? Küs değilim ki bana ya. Bana bak bak. Küs değiliz. Kız barışacak mı günah? Küs değiliz. Konuşuyoruz işte ne güzel iş güç. Ay küs değiliz dedi. Bundan neyi anladık Demet Akalın? Bundan neyi anladık? Küs değiliz. Bundan hiçbir şey anlamadık. Yani her an her şey olabilir mi? Ya ben hiç şimdi hiç vallahi hiçbir şey düşünmüyorum yani. Kendim böyle... Yalnız sana her sorduğum soruda Tolga suratı şekilden şimdi, şimdi yani, bana geliyor sıra şimdi, diye. Şimdi. Bu Seda Sayan var ya. Şimdi buraya bunu soruyor. Şimdi dönüp bana bunu soracak. Evet annem sana da soruyorum. Ya Seda Hanım beni telefonla aradı.
Konuştuk sağ olsun. Programına davet etti. Koskoca Seda Sayan sen beni davet canım. Etmiş. Canım tabii ki de koşa koşa kardeşim. Geleceğim. Ben setten geldim ve sete geri döneceğim. Hakikaten gurur duydum ve geldim. Fakat telefonu diyor ki özel hayatınla ilgili hiçbir şey sormayacağım. Hiçbir şey. Sen gel. Yemek yapacağız. Bilmiyor musunuz? Ama bu çok özel bir şey değil ki. Hani bana bir sırrını verirsin de abla söyleme dersin. Tamam söylemeyeyim. Ay. Bak biliyorlar bak günah bu Sabiler'in ne suçu var bak günah. Bak şu Sabiler böyle bakıyorlar bak. Doğru mu değil mi diye. Ne suçları var onlar merak ediyor. Kendim içinse namerdi. Vallahi ben de merak ediyorum. Onlar için. Yayına girmeden bunlar beni tembihliyor. Yalan mı? Bak. Bu kadar güzel bir kız diyorlar. Bu kadar dünyanın güzeli. Bak. Kimi? Aa Esen ay, ne dedi? Ayça ver mikrofonu. Aa yılın bombası. Esen sen de diyorsan genç kızlar ne yapsın? Sevgili izleyicilerim yanımda tescilli bir güzel var. Çok da küçük. Küçücük ya oğlumdan daha küçük. 2010 Brüksel güzeli Ayşe Özdemir. Büyük bir talihsizlik yaşadı. Keşke Ayşe'yi böyle tanımasaydık. Böyle tanıştırmasaydım sizinle ama bu küçücük yaşında yaşadığı şeyler o kadar büyük ki onun ruh halini çok merak ediyorum. Bir de niye bu kadar medyaya yansıdı? Bu konuda sorularım olacak. Niye medyaya yansıdı? Hemen size bir hatırlatma yapayım. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü futbolcu Önder Turacı'yla kendisini dövdüğü ve teşvik primi aldığı iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Şimdi sadece beni dövdü diye değil bir de teşvik primi. Yani büyük bir iddia da var orada. Ve sonra da belli ki ölüm tehditleri, bazı tehditler aldığını, tacizlerle karşı karşıya kaldın ki benim Allah'tan başka kimseden korkum yok, gerçekler ortaya çıksın dedin. Şimdi gerçekler bugün ortaya çıkacak Allah'ın izniyle. Ama önce nasıl tanıştınız onu öğrenmek istiyorum. Seyircilerimiz de öğrensin. Bu güzeli nasıl tanıdı Önder? Şimdi Aralık'ta Önder tatile giriyor. Nikler tatile giriyor. Belçika'da ailesi yaşıyor. Belçika'da ailesini ziyaret ediyor. Ve o dönemde benim tanıtım videolarım dönüyordu Belçika kanallarında. O zamanlar beni görüyor. Beni araştırıyor. Beni Facebook'tan buluyor. Biz Facebook'ta yazışıyoruz. İşte numaramı istiyor. Telefonda konuşuyoruz 4-5 gün. Ondan sonra buluşuyoruz. Sana anlattı mı işte o Facebook'ta kendini kim olduğunu? Ben zaten şimdi hayatımı hiç duymamıştım. Bilmiyordum futbolcu olduğunu. Kendi söyledi. Ben... Kimsin diye soruyor musunuz onu? Ben Facebook'ta yoktum. Kimsin? Yokum. Twitter'da varım da bilmiyorum. Evet. Sen kimsin diyorum. İşte ben Önder. Yanlış anlamadan sana bir şey sormak istiyorum diyor. Neyse ben seninle tanışmak istiyorum. İlk görüşte aşık oldum. Videolarını gördüm falan filan derken numaramı istiyor. Telefonla konuşmayı. Ne kadar sürdü bu yazışma? 4-5 gün. 4-5 gün. Sonra nasıl tanıştınız? İnandın mı? Güvendin mi? Nasıl oldu da güvenini i̇şte, aldın? Telefonda beni konuşmalarımla etkilenmiş. Benimle illa görüşmek istedi. Ondan sonra biz görüştük. Bir kere görüştük. Ve ertesi gün benim doğum günümdü. 24 Ocak. Bana hem tek taş yüzük aldı doğum günü hediyesi olarak. Hem de dedi herkes benim olduğumu bilsin dedi. Çok çabuk. Evet. Yani birden evlenme teklifi gibi de oldu aslında. Ben tabii inanmadım dedim. Nasıl bir insan hemen böyle birine evlenme teklif eden hemen diye. 30 yaşında birisi de birkaç günde konuşup gördüğü insana evlenme teklif eden dedi. Ben bunun arkasında kötü bir şey ararım dedi. Evet. Ondan sonra annem internete girdi. Önder'in biraz geçmişini araştırdı. Geçmişinden de şey buldu. Benden önce başka bir kızla nişanlıymış. O kıza da bayağı sorunlar yaşamış. Şiddet kullanmış o kıza. Buldunuz karşı. Bunları öğrendiniz evet, mi? Evet annem bölümünü çıkarttı. Anne. Hı. Ama ben Önder tabii ben bunları araştırmadan Önder bana kendisini anlattı işte. Ben senden önce nişanlıydım. Kız böyle kötü, kız şöyle kötü diye. Kız beni aldattı falan diye. Bayağı bir anlattı yani. Kız öyle bir şey etti ki. Yani, eski nişanlısı aldatmış mı? O yüzden mi aralarında bazı evet, şeyler? Evet, evet. Öyle bir anlattı ki yani. Hiç internette haberleri de ciddi anladım. Annemin bana anlattıklarını da ciddi anladım. Önder geldi. Ben o kendime inandım. Sevgi ve aşk böyle bir şeydir zaten. Yani, evet. Zaten şu an yaşadıklarından sonra şu an benim en iyi kokusu suçsuz. Yüzü üzerinin kusursuz ve yüzü üzerinin kokuza iftira attı. Peki yaşadıklarına geleceğim. Yaşadıklarına gelmeden önce bu kadar kısa sürede tek taş takıldı. Evlenme teklif edildi. Sonra ailesiyle ne zaman tanıştı? Ondan sonra bir hafta sonra annesinin babası istemeyi verdiler bana.
sözlüyüm. Söz kesimi. Çok dürüst, her şey doğru her şey gidiyor. Çok güzel, evet. Her şey çok güzel. Söz kesimde. Ve sözden sonra şimdi nişan takılacak. Nişanı konuşuyoruz biz. Ablasıyla annesi şunu dedi. Biz dedi nişan masraflarını hiçbir şekilde karşılamayacağız dedi. Her şeyi siz ödeyeceksiniz dedi. Her şeyi siz yapacaksınız sizden dedi. Sizden geçim durumunuzda nasıl geçiriyorsunuz? Ben normal yaşam. Baban? Normal, Belçika inşaatta çalışan normal insanız. Aç da değiliz, şey de değiliz. Evet. Açık da değiliz yani. Ama ne düşündünüz onlar böyle deyince? Tamam dedi, sorun yok dedi. Orada bizim orada restoran var, restoran kiralıydı. Öyle nişan yaptık. Ve insanlar sonra şu şekil konuşmaya başladı. Koskocaman Ünder Turacı restoranda nişan yapıyor falan diye. Ama nişan ama bizim yapmış. Gücümüz bu kadar. Yani, güzel. Evet. Annemle benim gücüm ne yetiyor? Ondan sonra bir ay sonra nişan müzikleri takıldı. Ve bu arada ben lise sona gidiyorum. Fen lisesi okuyorum. Tıp hazırlanıyorum. Bu sene tıpta okuyacaktım. Ender Kayseri'de bu arada. Ben Belçika'dayım. Nişan müziklerimiz takıldı. Bana Ender sürekli gel yanıma artık sensiz yapamıyorum. Gel yanıma seni çok özledim. Yanında kalmanı istiyorum diyor. Annem diyor, sen nişanlı kızsın, işin yok, onun yanında kalacaksın. Ben annemle babamı dinlemedim. Ama bu arada annesi annene baskı yapıyor. Bırak gitsinler, tanışsınlar, ne olacak sanki? Biraz beraber zaman geçirsinler. Düğün Haziran'da nişanlar, düğüne kadar alışırlar birbirine. Sonuçta birbirini daha çok tanımıyorlar. Bırak gitsinler diye annem sürekli baskı yapıyor. O şekilde ben gittim. Bu arada nişandan sonra imam nikahımıza kıyılmıştı. Yeni nikahda yapmıştık. Evet, yeni nikahda yapmıştık. Yani biz bir ay çok güzel zaman geçirdik. Bir ay çok güzel geçti her şey. Ardından sonra nikahlandık. Tam bir ay sonra 30 Mart nikahımız oldu. Resmi nikahımız oldu Kayseri'de. Kayseri'de yapmıştık. Evet. Önden evlilik sözleşmesi. Bütün bunlar resmi nikaha kadar bir ay içinde mi her şey? İki ay içinde. Evet, tamam. Önden bana nikah sözleşmesi istedi. Ne için istiyor? Ne var? Maddeler neymiş orada? Yani zaten Türkiye'de sözleşme böyle olmuş diye duydum. Yani şimdiye kadar kazandı, etti. Evlilik sözleşmesi olsa da olmasa benim hiçbir şekilde hakkım yokmuş. Ha. Evlilik sözleşmesi bugünden sonra ne kazanıyorsa genelde hakkım yok. Ha. O şekilde evlilik sözleşmesi imzaladım. Hiçbir şekilde sen hiç hayır, hiçbir şekilde hakkım imzaladın mı? Ben imzaladım dedim. Benim ağrımda hükümde gözüm yok. Tamam dedim. Hiçbir sorunum yok dedim. İmzaladım. Annem yanımda şey dedi, ben bir avukat tutup geleceğim dedi, sözleşmelerine vermeyi okutturacağım dedi. Hiçbir şekilde annemi nikaha çağırmadı. Peki niye imzaladın onu? Dediğim gibi ben onun köyde gözüm yok diye. Onu ispatlamak için imzaladım. Bir gün hiç aklıma gelmez öyle bir gün sokağa atacağı beş parasız. Ve kendi bana söz verdi işte hiçbir şekilde seni mağdur bırakmam diye. Ben de tamam dedim. Gene bir daha öyle çok küçük bir kızsın ama çok önemli bir mesaj veriyorsun şu anda. Sevdim, güvendim. Madem ki o böyle bir şeyi uygun görüyor, benim onun parasıyla puluyla işim yok. Atayım imzayı. Ama bir gün sokağa atılacağımı düşünemedim. Peki imzalamadan önce niye annene sormadın yavrum? Annemiz de kızım bekle dedi. Ben gelin dedi. Avukatla bakalım dedi. Böyle sözleşme yapan birisi kendini neden garanti almak istiyor dedi. Nasıl olsa şimdiye kadar kazandı dedi. Senin hakkın yok dedi. Şimdiden sonra zaten kazanacak dedi. Yapıyor. Şimdiden kazanacaklarını sonuçta senin karısı olacaksın. Emek vereceksin. Bundan sonra kazandıklarının neden hakkın olmasın dedi. Ben avukat tutup geleceğim dedi. Ben de annemi dinlemedim. Hemen hızlı bir şekilde yıldırım nikahı kıydık biz. Peki o bir bekaret kontrolü bir şey mi daha var? Nikahı yapmadan önce nişanlandık biz. Ondan sonra ben Türkiye'den önce, Kayseri'den önce beni aradı, bana dedi ki benim dedi hayatıma çok kadın girip çıktı. Çok şeyler yaşadım dedi. Çok kandırıldım dedi. Olabilir genç. Ben namusa çok değer veren birisiyim dedi. Bir şekilde dedi bunu inanmak istiyorum dedi. Senin bekarlığına inanmak istiyorum dedi. Tamam dedim. Önce tabii tepki verdim, neden böyle yapıyorsun falan diye. Ondan sonra bana kendi yaşadıklarını anlatınca işte çok kandırıldım, çok kızını kandırdı. İnanamıyorum, güvensizim var diye. Ben de tamam dedim, yapayım dedim. İşte kim götürdü seni? Beni ablasının doktoruna gönderdi. Ablası beni aldı, doktoruna götürdü. O şekilde öyle. Kontrol edildi. Bakire çıkınca evet. Nikah kıyıldı, resmi evet. Nikah. Evet. Peki bunu nasıl karşıladın? Yani sana göre nasıl bir şey? Ya
başta dediğim gibi tepkili oldum ama ondan sonra yine kanına girdi bir şekilde beni inandırarak. Hayır ama niye vurdu bu çocuk kızım? Bir anlat. İşte vurdu ondan sonra. Hayır ne mevzunuz neydi? Sen ismini VK'ya da çıktın değil mi dedi. Dedim ne dedim lan? Vekalet kontrolüne gittin sen, sen yani. Sen de beni kandırdın dedi. Olmuş olabilir flörtlerin. Sen de öbür kızlar gibisin dedi. Elindeki alyansı tek taş aldı yüzüne fırlattı. Sen de öbür kızlar gibisin dedi. Ve beni dövmeye başladı. Sen ne diyorsun bu arada? Yok. Ne zaten yapayım? Çırpı gibisin yazık seni. Yerden yere vurmuştur. Zaten şu anlatırken bile yani gözlerim doluyor şu an. Bir kere yedi şok oldum. Şok oldum ama sonra bunlar devam etti. Bir şey yok, suçum yok. Hiç yok, sen bunu hak etmedin ki. Bir şey yapmadım. Ben dediğim gibi annemle ben görmedim de onları dönmedim. O gün bir yüzüm vardı, her birini şişti. Allah Allah. Ya anlatırken ne zaman yok. Ben de şu an şoktayım yani. Çünkü niye şoktayım biliyor musun? Genç kızsın, pırıl pırıl bir çocuksun, okulunu okuyorsun, vekalet kontrolüne de götürüyorsun. Okulunu yüzünden bıraktım. Beni yapma çağırdı. Okulunu bıraktım, lisecekle gidiyordum. Okulunu da bıraktım. Ondan sonra beni olmaya başladı sabah kadar. Hiçbir suçum yok, hiçbir günah yok, bir şey yapmadım. Hayatım dayağın bir suç olur mu? Ondan sonra işte alkol etkisi geçince şey ezilmeye başladı. Ağlamaya başladı işte beni bırakma, yalvarın beni bırakma. Beni affet, yalvarın affetti. Ben de tamam dedim. Ben yüzün gözün var. Aynen yüzün gözün var. Ondan sonra zaten Kayseri'ye gittik. Kayseri'de annesi vardı. Ailesine. Gördün annesi mu ailesini dedi. Öyle? Annesi dedi bana gözündeki mevlüt vermedi. Ben de dedim ki anne dedim fazla büyütmüyorum konuyu. Büyümesini istemiyorum dedim. Hata yaptım. Mahvettim beni. Beni vurdu sabaha kadar suçsuz dedim. Annesi beni aldı. Eczaneye götürdü. Gözüne mevlüt vermedi biraz. Ama bir şey demedi. Onunla bir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ondan bir hafta sonra annem benim bayağı sabaha kadar dövdü. Bayağı sabaha kadar dövdü. Ya ben yalan söyleyecek değilim. Hiçbir sen şey doktora falan kontrol oldun mu o zaman? İşte o zamanlar bir şey yapamadım. Ama bir hafta sonra ben çıkıyor gittim ve benim gözümde hala hafif mevlutlar duruyordu. Evet, neredeyse tüm gazetelerin manşetlerindeydi. Süper Lig futbolcularından çok sevdiğim kardeşim, sevgili kardeşim Önder Turacı'nın eşi bir anda tüm gazetelerin manşetlerinde şöyle yer aldı. Eşimden sabaha kadar dayak yedim, şiddet gördüm. Benim de açıklayacağım çok şey var diye. Biz de sevgili Önder'in eşi Ayşe ile gittik, konuştuk. Biraz önce izlediniz, konuştum. Çok küçük daha, çok üzüldüm. Gencecik, pırıl pırıl bir genç kız. Mehmetciğim, onun için seni bugün istedim. Bu konularda gerçekten çok inandığım, güvendiğim arkadaşımsın, kardeşimsin. Ayşe'nin durumuna çok üzüldüm. Çünkü neden üzüldüm? İlk önce güvenilmemiş, inanılmamış bir genç kız bekaret kontrolüne götürmüş. Peki tamam, ona da peki dedim. Olabilir. Daha önce bir güvensizlik yaşanmıştır. Önder çok yakışıklı bir çocuk. Değerli bir kardeşimiz ama belki daha önceki deneyimlerinden dolayı evet, böyle bir şeye ihtiyaç hissetti. Aile olarak da dedim. Ama sonraki kızın maruz kaldığı o şiddet ve durum beni biraz düşündürdü açıkçası. O yüzden Mehmet Coşkun Deniz burada yanımda. Onun fikirlerine başvuracağım. Sana göre pırıl pırıl bir genç kız, okumakta olan bir genç kız, okulundan da alıkonuluyor, okuldan alınıyor evlenme vaadiyle. Yani bunu Önder'e bağlamadan önce bir genel yaparak konuşalım. Evet. Önder'in açıklayacağı çok şey var. Birazdan Önder Turacı telefonumuzda olacak sevgili kardeşim Önder. Tabii ki cevap hakkı var. Burada onun da bazı şeyleri izah etme durumu için az sonra telefonda olacak ve bütün açıklamalarını size aktaracağız. Ama Mehmet Coşkun Deniz'den bir şey istiyorum. Sen bu kadar pırıl pırıl gençlerin abisi olarak nedir bu güvensizlik? Şimdi bu olayda çok önemli bir gösterge var. Hanımefendinin söylediği, bu röportajda söyledi mi şimdi tam bilmiyorum ama bizim de gazeteye koyduğumuz bir röportajda eşi için nişanlıyken de şiddet uygulamıştı diye bir ifadesi var. Gazeteci de soruyor, peki o zaman neden evlendiniz diye soruyor. O da diyor ki evlendiği zaman değişir diye düşündüğüm için evlendim diyor. Şimdi
Başbakanlık, evet, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun bir araştırması var. Türkiye çapında yapılmış bir araştırma. Boşanan kadınlara sormuşlar boşanma nedenlerini. İşte kimisi sorumsuzluk, şiddet, işte bağımlılık gibi bir sürü şey söylemiş. Peki demişler ki hani evlenmeden önce bunu bilmiyor muydunuz? Kadınların %63'ü biliyorduk ama değişir sandık diye evlenmişler. Ve doğal olarak değişmemiş. Evet. Şimdi bunu bir şey olarak cebimize koymamız lazım. Bir gösterge olarak cebimize koymamız lazım. Evet. İkincisi, bu kadar kısa süre içerisinde evlilik kararı vermek hayırlı bir şey değildir. Hı. Yani ben tanıştım, bir ay geçti, hadi hemen evlenelim falan, bunlar mümkün değil. Bakın, flört aşaması, işte sevme aşaması, tanıma aşaması dediğimiz şey zamana yayılması gereken bir şey. Bir insana güvenip güvenmemeyi onu ilk gördüğümüz zaman anlayamayız zaten. Anlayamayız. Peki. Güven zamana bağlı bir şey. Peki çünkü. O zaman sevgili kardeşim Önder Turacı telefonda. Mehmetciğim birlikte dinleyelim. Tabii. Bakalım Önder neler söyleyecek. Önder merhaba. Merhaba Sedat'la. Önder bir kere gerçekten çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı ama halen nikahlı olan eşini, resmi nikahında olan eşini ben gittim, ziyaret ettim ve onunla konuştum. Biraz önce de izlediysen söyledikleri beni çok üzdü. Senin adına da çok üzüldüm. Ne diyeceksin? Önce seni dinleyelim, sonra bizim sana söyleyeceklerimiz var. Evet Önder, seni dinliyoruz. Seda abla, zaten o anlatılan ve söylediği her şey yalan zaten. Her şey iddia. Ve dediğin gibi iftira yani. Yani elinde yani hiçbir şey yok ki. 6 saat boyunca nasıl bir insan yani İstanbul'un göbeğinde yani bir işkence görebilir ki yani. Mantığa sığacak bir şekil değil ki Seda abla. Yani şimdi mantıken düşündüğümüz zaman onun öyle bir şey olması imkansız bir şey yani. Peki Önder, burada bir şey söylemek istiyorum ablacığım. Evet. Ayşe bana dedi ki, ben de senin söylediğin aynı şeyi sordum. Nasıl dedim, kaşık kadar bir kızsın. Sabaha kadar Önder tipindeki bir erkek nasıl seni dövdü çocuğum dediğimde dedi ki Seda abla, İstanbul'un, aynı senin dediğin gibi İstanbul'un göbeğinde bir otelde dayak yedim ve benim haykırışlarımı duyan otel görevlileri kapıya geldiğinde Önder kapıyı açıp sorun yok, hiçbir şey yok deyip geri gönderiyordu. Ve en sonunda benim ağzımı yastıkla kapadı. Seda ablacığım lütfen ya, şu Ramazan mübarek, yani mübarek günde benim uğraştığım şeylere bak yani, ne bileyim yani, sadece biraz tartışma oldu, evet o bir gerçek, tartıştık sadece ama kendi öyle bir bağırıyor ki yani, böyle bir bağırıltı olamaz yani, deli gibi bağırıyor yani. Yani dediğim gibi zaten ruhsal problemleri var onun, onu da ben sonradan öğrendim. Şu anda zaten 9'dan beri yani beni tanımadan önceden bile okula gitmiyor kendisi. Yalan yani, benim için okulu bıraktığını falan filan iddia ediyor. Hepsi yalan. Ondan sonra geçen Telegol'de de katıldı kendisi. Yok ben ona tehdit ediyormuşum. 5 parası sokağa atmışım. Benim elimde şu an bankadan döküm var yani. 2 kere para gönderdiğime dair bu bir ay içinde. Yani hepsi onu sana şey diyor. Kaç para olduğunu söyleyeyim mi? Yani orada yalan, bir tane yalan çıktı bile ortaya. Önder. Evet. Ablacığım halen resmi nikahlı olan karın Ayşe bana dedi ki, hı-hı, Seda ablacığım sokağa atıldım, gelinliğim askıda kaldı, düğünümü bile yapmadılar, ben çok küçüğüm, herkese rezil oldum, beni işte ya bazı... Kendi kendini rezil etti Seda abla, yani şimdi yani dediğim gibi şu an ruhsal problemleri var onun zaten, yani şu an psikiyatr raporu var elinde, yani okula 9'dan beri gitmediğine dair, yani kendi de söyledi bana 9'dan beri gitmediğini. Yani benim için okulu falan bırakmasını falan istemedim ben ondan hiç. Yani alakasız bir şey. Ben öyle bir şey isteyemem ki yani. Dedim ki hatta senin son sınıftasın. Gayret dedim yani, diploman al ki boşu boşuna gitmemiş ol okula dedim. Yani ben çünkü mantıklı bir insanım. Yani. Önderciğim siz resmi nikah kıymadan önce de Ayşe'nin psikolojik problemleri olduğundan haberin var mıydı? Yok. Nasıl oldu? Sonradan öğrendim. Peki gerçekten tartışma oldu, şiddet kullanmadı mı? Ama Ayşe diyor ki yüzüm gözüm mordu. Ya onlar hep insak yüzü yaşıyor. Zaten bakın Seda ablacığım. Şu an ben Reyhan Hanım'a mail attım. Elimde olan bir mail. Kendilerinin Facebook'ta X bir kişiyle konuşması var elimde. Şu an Reyhan'a gönderdim. Yani orada zaten bariz belli oluyor niyetim ne oldu.
Anlatabiliyor muyum? Ben sadece yani şu an şeyi açıklamak istemiyorum çünkü çok kötü şeyler yani. Zalim, yani böyle şeylerle uğraşmak bile istemiyordum. Önderciğim, o yüzden sustum. Burada da artık yani... Önderciğim sen ben şiddet uygulamadım ama aramızda tartışma geçti diyorsun. Fakat Ayşe de darp olduğuna dair şahitlerinin olduğunu iddia ediyor. Diyor ki gözüm mordu ve bizim Türkiye'deki bazı prosedürlerden de bahsetti Mehmetciğim. Bunu özellikle dinlemeni istiyorum. Ayşe dedi ki ben dedi... Seda ablacığım bir şey daha söyleyeceğim unutmadan. O bahsettiği günden sonraki akşamında benim bir arkadaşımın düğünü vardı. Oraya bile gittik yani. O ben şu an kamerada görüntüsü var, fotoğraf var. Yani her şey benim elimde var yani. Şu an neyi ispatlamak için? Sadece dediğim gibi şov ve reklam peşinde kendileri. Ben size bir tane mail attım. Reyhan Hanım'dan isterseniz şu an televizyonda gösterirseniz o maili bariz belli oluyor niyetin ne olduğu. Anlatabiliyor muyum yani? Önderciğim bugün ilk günümüz, bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Tabii ki bunlar oturacak. Mail şu anda geliyor. Merak etme kardeşim. Bizde herkesin cevap hakkı var. Sevgili Mehmet de burada dinliyor seni. Bir şey sorabilir miyim Önder? Tabii acaba? Ki. Önderciğim dinler misin? Bir şey Mehmet, sorabilir miyim Önder bir Bey? Bir şey sormak istiyor. Buyurun. Şimdi reklam şov dediniz ama bundan ne elde edeceği konusunda bir takım şüphelerim doğdu benim. Çünkü bir evlilik sözleşmesi yaptığınıza göre boşanma dahilinde sizden herhangi bir para talep etmesi mümkün değil. Yani size iftira atıp da sizi boşanmaya götürüp malınızın yarısını elde etmesi mümkün değil anladığım kadarıyla. Evet. O zaman da doğal olarak akla şöyle bir soru geliyor. İşte Brüksel güzeli olmuş, bir şekilde zaten kendisini duyurmuş bir kadının dayak yedim diye ortaya çıkıp bundan nasıl bir şov, nasıl bir reklam yapacağı pek aklıma yatmadığı için size sorma ihtiyacı hissettim. Nasıl bir fayda sağlayacak bundan zaten acaba? Ben anlamıyorum yani şu an neyin peşinde yani yok rezil olmuş falan, kendi kendine de rezil etti yani. Olmadık şeyler anlatıyor yani. 6 saat boyunca ben yani sporcu adam 6 saat boyunca birini dövsem yani ne bileyim bir hastanelik olamaz mı? Yani ne bileyim bir polis gelmez mi? Yani biraz mantığınıza yani anlam veremiyorum. Yani mantığa sığılacak bir peki, Önder, yani söz konusu bir, değil. Peki Önder bir bekle lütfen. Ayşe'yi bağlamak istiyorum telefona. Ben Ayşe de bağlansın istiyorum. Önder hatta beklesin. Ayşe hazır mı şu an? Almak istiyorum Ayşe'yi de. Hazırlasın arkadaşlarım. Ama Önder'e bir şey söylemek istiyorum. Mehmet Coşkun Deniz'e katılıyorum. Zaten bu kızın elinden, bu küçücük kızın elinden bir evlilik sözleşmesi alınmış. Bir imza alınmış. Yani bu çocuğun hiçbir şeyi iddia etmeye hakkı yok. Yani bu kız bekaret kontrolüne gitmesi ya da işte onlar bunlar bir de imza vermiş. Hiçbir hakkı yok. Ben onu dinlerken bir anne olarak ağladım. Evet. Önder'e baktım. Ayşe'ye dedim ki ne kadar yakışıklı değil mi dedim. Evet dedi. Seviyor musun dedim. Şu an çok kızgınım dedi. Ama seviyorsun değil mi dedim. Seviyorum, çok sevdim dedi. Çok üzüldüm. Çok. Peki ne oldu, niye buralara geldiniz dedim. Aile mi dedim. Ayşe evet Seda ablacığım. Aile dedi. Önder'in ailesi dedi. Önder bu konuda Ayşe telefona bağlanana kadar senden bir şey istiyorum. Aile faktörü var mı ablacığım? Yani gerçekten çok üzüldüm ve ben Ayşe'yi 19 yaşında bir kız dinlerken ağladım yani. Şu anda bu kız her şeyini kaybetti. Ve sen de yoksun. Seni kaybetti en önemlisi. Öyle değil mi Mehmet? Tabii ki. Seni kaybetti. Bir sana evlilik, bir evlilik kaybetti her şeyden. Bir şey söyleyeceğim. Bana yani böyle bir şey uzatırsa imzalamam Mehmet. Yani evet. Bu kız bunu da imzalıyor. Niye annene sormadın dedim. Sormadım. Ben onu seviyorum dedi. Yani bunu istiyorsa imzaladım. Malda mülkte gözüm yok demek dedi ki benim, ben onu seviyorum. Benim hiçbir şeyde gözüm yok dedi. Bak bu çok önemli bir şey. Yani Hande Ataizli gibi bir marka bile böyle bir anlaşma önüne uzatıldığı için resmi nikah bozuldu, boşanıldı. Evet, bir günde. Yanlış anlaşılmasın. Bir şey anlatmak istiyorum. Orada 19 yaşında bir kız. Önder bu konuda ne diyorsun ablacığım? Valla dediğin gibi yani ben yani... Yani aile faktörü var mı? Annen mi istemedi? Nedir çocuğum durum? Yok ya, bu annem çok iyi bir insandır kendisi. Zaten dediğim gibi yani annem bir kere onun kendi bir krizini gördü. Annem zaten onu sana... Ne gibi kriz? Efendim? Ne krizi? Yani şey mi? Sinir krizi? Kendi kendini çiziyor bir şeyler falan filan yapıyor. Ben zaten hani dediğim gibi yani ruhsal problemim var Seda ablacığım. Yani şu an ne kadar konuşsak boş yani. Peki Önder telefonda bekle. Ayşe telefonda. Ayşe!
Ayşe. Efendim Seda abla. Ayşe, televizyonun sesini kıs, benimle telefonda konuş. Şu an hala resmi nikahlı olduğun eşin diyor ki zaten onun psikolojik problemleri vardı. Seda ablacığım, bu evliliğin yürümeme nedeni benim psikolojik problemleri olan eşimden kaynaklanıyor. Annem de şahittir. Sinir krizleri geçirip kendini çiziyor. Sen bana bunları hiç anlatmadın. Doğru mudur kızım? Açıklamasını yapayım. Açıklamasını yapayım Seda ablacığım. Ben 9. ayda okula gidiyordum. İstiyorsanız okulumu arayıp sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. 9. ayda, 10. ayda ben okula gittim. Ben ne zaman Brüksel güzeli oldum? Evet, bir ara verdim çünkü güzellik yarışması için, hazırlıklar yapmak için Tayland'a gittik. Birkaç hafta başka yerlere gittik. Yani ben okuluma düzenli gittim. Hiçbir şekilde psikiyatriye de gitmiyordum, psikoloğa da gitmiyordum. Ben psikiyatriye ne zaman gittim biliyor musun Seda ablacığım? Sana tarihleri de çıkarttım. Şubat'ta gittim, Mart'ta gittim, Nisan'da gittim. Bu tarihlerden kimle beraberdim? Önder'le. Neden gitmişim ben psikiyatra? Çıkarttım raporlarımı. Hiç sorun değil. Hem psikiyatra veya psikoloğa giden bir insan deli mi oluyormuş? Bu kadar cahil mi olur? Benim psikolojim Önder bozdu. Ben sinir krizleri geçiriyorsam Önder'in yüzündendir. Peki Ayşe'cim. Şu an hala eşin olan, resmi nikahlı eşin olan Önder diyor ki Seda abla, annem, ailem de şahit, o psikolojisi bozuktur ve kendini çizdiğine biz şahitiz diyor. Böyle şeyler yaptın mı Önder'in ailesinin gözünün önünde? Psikolojisi bozuk olan bir kız 6 sene senliğinde sokuyabilir mi? Güzellik yarışmasına alırlar mı? Allah aşkına ben psikiyatra ne zaman gittim? Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da. Ben psikiyatra gidip anlattıklarımı ben bize çıkarttım. Psikiyatrimi mi anlattırım istiyorsanız? Tercüman tutup psikiyatrimi mi anlattırım? Benim neler yaşadığım psikiyatrimi diye. Allah'a şükürler gitmişim yani. Kendisi şu an var ya, ben hiçbir suç bulamadığı için ne diyor? Bu hastası, psikolojik sorunları var. Bir de diğer şey yalan. Ben iddia etmiyorum Seda ablacığım. Ayşe'yi tekrar bağlayın, Önder'le Mehmet konuşsun istiyorum çünkü ben gerçekten çok hırpalanıp çok üzülüyorum. Şu an Ayşe'nin ağladığını da hissettim. Evet Mehmet, sen ne diyorsun? Valla açıkçası şimdi hangisine inanacağımız konusunda epey bir şey doğdu. Psikiyatra gittiğini, evet, psikiyatra zaten, gittiğini evet. Kabul ediyor ama ben evliyken gittim diyor. Yani evlilikten sonra psikolojim bozulduğu için gitti diyor ve bunun da sorumlusu Önder Bey'dir diyor. Önder'le konuş ben Mehmet. Bir şey Önder merak ediyorum. Peki siz eşiniz psikiyatra giderken evet. Ona siz mi dediniz acaba, seni bir psikiyatra götürelim bak sinirlerin bozuldu? Hayır, yani zaten kendisi bir senedir gidiyormuş. Beni tanımadan önce gidiyormuş. Bir senedir gidiyormuş. Gitmiyordum zaten diyor. Dediğim gibi yani şu Belçika güzellik yarışmasında bir sürü problemler yapmış yani. Mesela kazananı gidip tebrik etmemiş yani, arka tarafta bayağı bir olaylar olmuş böyle. Yani dediğim gibi ya, kendi sorunlu yani şu an. Gerçekten yani ben iddia etmiyorum yani. Gerçekten peki, şu an yaptığı kendisi kabul etti yani gittiğine dair. Evet. Ve okula da dediğim gibi 9. aydan beri gitmiyormuş. Benden önce de gitmiyormuş yani. Önder şu Bey, an neyi iddia ediyor kendisi anlamıyorum. Yani. Sizin devam yani. Evlilikten önceki flört döneminiz ne kadar sürdü? Kaç ay sürdü? Kaç ay görüştünüz Ayşe Hanım'la acaba? Vallahi işte iki ay mı? İki ay. Çok az. Tabii evet. Çok az. Bu iki ayda tabii ki tanımanız mümkün değil ama hiç işaret görmediniz mi madem psikolojik bozukluğu var sizinleyken yani şimdi, davranışları? Öğrendikten sonra sabahın yani Kayseri'deyiz. Evet. Benim çıkıp bağırmak istiyorum diyor. Ben dedim nasıl yani? Ben çıkıp bağırmak yani ne sabah canım, belki o aşkın coşkusundandır. Hani oradan yola çıkıp bir şey. Evet. Ya yani ben sıkıldım, ruhum sıkıldı. Benim çıkıp bağırmak istiyorum falan diye konuştuktan sonra şey yaptım. Yani deli hastanesinde falan yapmışlar. Ben de artık yani geçmişini biraz araştırdım. İsterseniz öyle yani demeyelim. Neler yaptığını. Şimdi yani öyle demeyelim. Ya yani. Öyle demeyelim. Şimdi psikiyatrlardan da insanları korkutmayalım. Her psikiyatra yani gidelim. Ben korkutmuyorum. Sadece kendisinin gerçek olan şeyler anlamına gelmez. Yani ben yalan bir şey söylemiyorum. Dediğim gibi yani şu an Seda ablacığım şu maili bir yayınlar mısın televizyonda? Ki maksatın ne olduğu orada net bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. Bekliyorum, ben Reyhan'a gönderdim. Önderci. O maili bir zahmet senden. Önder'cim, buradaki seyircilerimiz ve ekran başındaki izleyicilerimiz merak ediyorlar. Sen dedin ki
bu yani deli ruhsal bunalım yaşayan insanların tedavi gördüğü hastanelerde de yatmış dedin değil mi? Evet. Bundan emin misin? Evet eminim. Bir şey daha sormak Mehmet istiyorum. Mehmet Coşkun Deniz bir şey soracak. Sizinle ilgili daha önce basına elinizi bir şeye sinirlenip sehpaya vurup kestiğiniz için. Önceki nişanlısı. Evet, onun da annesini dinleyeceğim. Kestiğiniz için takımla idmanlara çıkamamışsınız, yansımıştı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, yanlış anlamayın. Sizin de öfke kontrolünüzde bir problem var mı acaba? Bunu sormaya çalışıyorum sadece. Çünkü böyle bir şey yansıyınca. Yani isterseniz de kaç sene oynadım şu an Türkiye'de? 7 sene oynadım. Evet. Kaç tane kırmızı kart almışım veyahut da ne bileyim biriyle tartışmıştım. Evet. Hiç öyle bir insan değilim yani. İsterseniz çok önemli ama. Sıfır kart, yani kırmızı kart aldım yani. Çok onu da, önemli ama yani bireysel. Edebiliyorum. Bireysel ilişkilerde belki birazcık öfke konusunda probleminiz var mı diye soruyorum sadece. Sahadaki centilmenliğinizi zaten biliyoruz. Çok da sevdiğimiz, ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Çok üzüldüm. Mersinliyim. Mersin İdman Yurdu'na geldiniz gittiniz, onun için de üzüldüm. Bunu da açıkça söylüyorum. Ama var mı diye de aklıma şeytanca bir soru geliyor. Lütfen kusura bakmayın. Hani sehpaya elimi vurdum, kestim çünkü eski nişanlımla kavga etmiştim. Sanki ben Mersin İdman Yurdu'na gelip gitmesinin nedeninden biri de öyle bu. Öyle de yansıdı. Evet. Öyle de yansıdı. Onu da söylemek lazım. Sanki ben öyle de biliyorum. Evet. Yanlışım varsa lütfen Mehmet Coşkun Deniz düzelsin. Mersin İdman Yurdu'nun önemli transferlerinden biriyken oradan dışlanmanın sebeplerinden eşinin bu olduğunu da duydum. Eşinin söyledikleri yüzünden takımdan sözleşmesinin feshedildiği konusunda. Peki Önder telefonla bekle lütfen. Kısa bir ara Önder'cim bekle kısa bir ara. Önder bekle kısa bir ara, reklamlar devam edeceğiz. Önder hattasın ve Ayşe telefona bağlanıyor. Lütfen bekle. Evet, bana da şiddet uyguladığı iddiasında bulunan Önder Turacı'nın eski nişanlısının annesi de bize konuştu. Bu iddialar gerçekten çok önemli. Birazdan yine yer vereceğim ama daraldım. İçimiz şişti. İç katıldık. Alkışlar Demet Akalı! Dur. Ayol Leyla'sınız vallahi. Okudum ya bunu demin. Uyuyorsunuz mu? Sıcak, oruç bitirdiniz oruçtan herhalde. Oruçtan hepsi. Annem oruç hepsi. Ben hariç herkes oruç. Ben biliyorsunuz. Olur ben de aldım. Haklıyım. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Çok güzel. Bayıldım. Yalan. Bayıldım. Yalnız bu arada Demet'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu Twitter inanılmaz bir alışkanlık yapıyor. Biz burada bu kadar önemli hayat meseleleri konuşurken senin tweetten böyle. Ama arada bakıyorum. Ben de böyle oldum. Bu Twitter yüzünden kimse benimle konuşmak istemiyor. Kimse beni yanında istemiyor. Herkes masada hadi git be sen de bir şey kalmamış diyor. Asosyal mi oldum yoksa daha mı sosyalleşiyorum bunu çözemedim. Mehmet Coşkun Deniz'e benim soracaklarım var. Benle ilgili. Gerçekten asosyal mi oldum yoksa daha da mı sosyalleşiyorum bunu da soracağım. Önder Turacı ve Ayşe Turacı boşanmanın eşiğindeler. Gerçekten çok önemli bir mevzu. 19 yaşında pırıl pırıl bir genç kız. Bir sürü testlerden geçiriliyor ve çok sevip çok inanıyor, güveniyor. Üstelik de evlilik anlaşması yapıyor. Ama sonra sokağa atıldım. Gelinliği maskıda kaldı. Bir düğün bile yapılamadı. Rezil oldum diyor. Ama diğer cepheyi dinlediğimizde resmi nikahlı hakkında şikayet edilen eş Önder Turacı diyor ki hayır Seda ablacığım zaten psikolojisi bozuk. Bu yüzden de tedaviler görmüş bir hanım. Şu anda bilgisayarda Mehmet Coşkun Deniz'in önünde Önder Turacı'nın deminden beri maillerimi okumuyor musunuz diye kendini paraladığı mailleri gördüm. Şoktayım. Zannediyorum Ayşe Turacı'nın arkadaşına attığı mesajlar bunlar. Şok olacaksınız ama şu anda buna girmek istemiyorum. Yarın devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü ben Demet'in tadını çıkarmak istiyorum. Tolga Han sete gidecek, tadını çıkarmak istiyorum. Mehmetciğim, bence bunu yarına
devam etmeliyiz. Ama şöyle kısa bir değerlendirmeni Önder kardeşimden de Ayşem'den de müsaade alarak ne yapayım, telefonları alayım mı yoksa devam edeceğiz. Evet, devam etmek istiyorum. Bu böyle yalap şap geçilecek bir konu değil. Bu önemli bir konu. Burada 19 yaşında bir genç kız ve öbür tarafta aslan gibi bir delikanlı. Öyle değil mi? Evet. Bayağı derin. Bu konuda sana çok ihtiyacım var. Şöyle kısa bir değerlendirme yaparsan ben bu konuya yarın devam edeceğim. Çok açık söyleyeyim. Şu mailleri görene kadar birazcık Ayşe Hanım'ın sanki mağdur olduğunu düşünüyor idim. Ama bu mailler Önder Bey'in o maillere bakın dediği kadar varmış. Varmış. Öyle bu mailleri yarın okuyacağım. Mehmet Coşkun Deniz'de ben de şok olduk. Ayşe, bu attığın mesajları şu an hala nikahında olduğun Önder eline geçirmiş ve bize yolladı. Şu anda elimizde ama vaktim yok. Ben arkadaşlarımın tadını çıkarmak istiyorum. Çok da seyircilerimin, buradaki konuklarımın da sıkılmasını istemiyorum. Onun için yarın devam edeceğim. Bu şok haberleri sizinle paylaşacağım. Önder Turacı ablacığım diye kendini paralarken Mehmet Coşkun Deniz'de dediği gibi ben bunları görünce bir şaşırdım dedi. Yarın, yarını bekleyin. Şimdi Tolga Han gitmek istiyor onun için. Twitter'ını kırdım. Kimin? Bak bir şey söyle, bu çok önemli bir haber. Dedi ki en sonunda dedi, Twitter'ını kırdım dedi. Bak kimse becerememiş de onu Tolga. Menajerim Stelio telefonumu kaç kere yerlere attı, gittik oralardan topladık. Savaş Kalapat iPhone'umu iPad'imi kafamda parçalıyordu, zor kurtardım. Çünkü dünya ile alakam yok. Çok önemli bir adres arıyoruz Savaş Kalapat'la. Ben size yazı yazmakta. O böyle bir bak. Şuradan ben böyle bak. Bilmiyorum, oradandır. Diyor ki buradan mı döneyim? Seda sen mobilyacıyı biliyorsun. Ben böyle bak. Bilmiyorum işte, geri ya. O anda ya Selda'ya laf yetiştiriyorum. Ya Nuray'a laf yetiştiriyorum. Ya bizim Ayşegül'e yazıyorum. Hepinize o kadar değerlisiniz ki. Söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili Demet, inanıyorum senin için de öyle. Hiçbir şey gözetmeden. Bakın bu çok önemli. Senin için de, hepimiz için. Dünyanın neresinde olursa olsun. Mesela bir kardeşim var ki, benim erkek kardeşimin birinin adı da Sedat. Danimarka'daki Sedat. Oradan bütün imkanlarını seferber eden. Avusturya'da Vedat var biliyorsunuz. Amasya'da Erdal'ımız var. Kayseri'de Yasemin'imiz var. Nuray burada tam bir Karadeniz kızı. Tam Karadenizli. Selda'm burada. Sürpriz yaptım, gittim. Çok ağladı. Ben de ağladım ve Nuray'a dedim ki ne olur onu git tanı. Semra burada. Aysun, Can kız selamlar söylemem. Uğur var oğlum, ilan ettim onu. Yasemin'i de kızım ilan ettim. Kayseri'deki Yasemin'i. İzmir'deki Uğur'u da oğlum ilan ettim. Ne olursa olsun dengeyi kurmaya çalışan 34 Atimiz var. Atilamız var değil mi? Abilik yapıyor size. Aman diyorum sen. Ama muazzamsınız. Sizinle gurur duyuyorum. Ve Azerbaycan'dan bizimle olan Sude koyduk adını ama Suda Begasimova var. Aslı Demirel'imiz var. Özlem'imiz var. P. Berrak var biliyorsunuz. Aysun var. Sinem var. Nilay. Ovaz Ömür var. Selda'mız. Filiz'imiz. Nuray'ım annesiyle burada. Sedat biraz önce de söyledim Danimarka'dan. Özlem'imiz var. Aklıma gelmeyen kırılmasın. Çünkü sorun var. Sorunu çözecekler ilk günümüz. Alttan bütün tweetleştiğim bütün arkadaşlarımı, kardeşlerimi, beni sevenleri, Allah eksikliğinizi göstermesin. Öyle bir destek çıktınız ki. Yani bunu çok zor insan yaşar. Dua edin yeter. Ben size hep duacıyım. Çok önemli bunlar. Çünkü seni seviyorlar ve görmeden sana dualarını yolluyor. Bu nasıl bir şey değil mi? Seni görmüyor. Belki de ulaşamayacak ama dualarını yolluyor. Ben bir de Twitter'dan mesela yeni albüm için çok yeni besteciler falan da buldum. Benimkiler bazen kimseye öyle anlatamadığın derdini oradan birisiyle çok yakın olduğun birine anlatıyorsun. Dertleşiyorsun. Enteresan bir yer yani. Çok güzel. Mehmet bize şimdi kıza verir. Hayır, estağfurullah.
asosyallik değil, aksine fazla sosyallik bu, onu söyleyeyim. Ha, asosyal yani, mi? Çoğu da fazla. Çünkü bana çok kızıyorlar. Kimse beni bir yere davet etmiyor artık. Şimdi sosyal medya etmiyorlar dediğimiz ne için yapayım rahatlıkla. Ama bir şey oldu, ben de kaynıyorum yani. Kaynıyorum, bakıyorum ne oluyor diye. Hepimiz öyle. Ben de evde hepimiz öyle değil mi? Eşim de öyle. Yani Tolga'nın yapacak bir şey yok sen artık. Ya yavaştan kaçayım. Gel. Yavaştan kaçayım. Tolga'nın sayışmanı. Çok seviyorum. Lale Devri dizisi devam ediyor ve onu dizi setinde ziyaret ettim, tüm dizi oyuncularını. Onunla gurur duyuyorum çünkü Türk gençlerinin bu kadar örnek olmak için düzgün davranması, bir şey söyleyebilir miyim olması sevgili Sedacığım? Evet. İki hafta önce biz Twitter ve Facebook'tan yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı bir anket yaptık. İdeal erkek anketi. Beşinci sırada. Niçin beşinci sırada söyleyeyim? Ha. İlk dörtte evliler var. Ha. Bekarların birincisi. Onu bekarların birincisi olmak çok önemli. Onunla gurur duyuyorum. İyi bir şey. Gerçekten Tolga Han'la gurur duyuyorum. Onu çok sevdiğinizi de biliyorum. Sevdiğiniz kadar da var. Benim gurur duyduğum kadar da var. Çok ahlaklı. Aslan gibi bir Türk genci. Büyük alkış istiyorum. Onu yolluyorum. Sete gidecek. Çok teşekkür ederim. Beni programımıza davet ettiniz. Çok güzel ağırladınız. Güzel program oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel bir sezon geçirirsiniz. Canımız. Mehmet Bey de teşekkür ederim. Zaten Demet olmadan ben programlara katılmıyorum. Güzel. Programdaşım. Güzel, güzel. Herkese çok teşekkür ederim. Güzel, teşekkür ediyoruz. Tolga, seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Evet, şimdi... Ama bana şeyler de gelmedi. Ha, peki. Hemen huzurlarınıza... Aa, çok şey konuşacağım programda. Bitmedi. Akşama kadar buradayız ka. Çıkın çıkın gelin dedim ya, oturun bacım. Evet. Ne oldu be? Ha, güle güle mi diyorum? Ay, çiçeklerime teşekkür, yarım mı edeyim? Ay kız, iki tır çiçek gelmiş. İki tır. Aa, ne yayın? Gördüm içeri. Böyle bir çemkirildi böyle bir ha ha diye. Dalga mı geçiyorsun bacım? İki tır çiçek, iki tır Allah'ımıza. Bir şükür. Aa, sen en kötü yerde otur. Aa, oldu Mersi canım. Annem, Yaşar'ım niye oraya gittin? Beni görmüyorsun ki ne? Bitireyim mi? Ama söz verdi, bu habere kadar dedim. Bırak zayıflıyorlar ne güzel. Sauna gibi. Zayıflayın kız. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın. Çıkın çıkın gelin. Sizi seviyorum. Çok çiçeklerim var. Yarın teşekkür edeceğim. Ne yapayım? Bitir diyorlar. Bitiriyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.